sevgili arkadaşlarım. Demin bir tane e, video attım. Videoma ihlal geldi. Ben de bunu anlamadım. Youtube'da sen de mi Youtube bağ kurulları şeysin? Hayırdır anlamadım. Sen de mi bağ kurulları çalışıyorsun? Zaten bağ üzüntüsü, bağ derdi bağ yetiyor. Bir de Youtube sen bunu yapma bari. Şuradan sesimiz çıkarıyor. Sana teşekkür ediyoruz buradan. Şimdi benim hanım rahatsız olduğu için arkadaşlar ben devamlı hastaneye gidip geliyorum. Yolda belediye başkanı adayıyla karşılaştık. Belediye başkanı adayıymış. İşte tabi geziyorlarmış ve merhaba beyefendi merhaba dedi. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi şükür işte. İstanbul dedi şöyle güzel olacak. İstanbul böyle güzel olacak. İstanbul şöyle olacak anlattı. Da anlattı anlattı. Dinledim ben de. Ben de dinledim. Desteklerinizi bekliyoruz efendimiz bana de beyefendi dedi. Desteklerinizi bekliyoruz. Bana dedim ben dedim şu anda dedim destek meslek verecek durumda değilim ben dedim. Benim ruhum yok dedim. Ben bir mağdur olarak dedim. Ben mağduruyum. Ben bağ kur, mağduruyum dedim. Ruhum yok benim dedim. Yani dedim ben seçim kullanmayı bile düşünmüyorum dedim. Bilmiyorum dedim. Yani kararsızım dedim. Ne yapacağımı bilmiyorum dedim. Neden dedi? Dedim böyle böyle. Bizim dedim e, biz, biz bağ kurulu olarak dedim e, ihya afı bekliyoruz. Teşkil bekliyoruz. Prim eşitlemesi bekliyoruz. Bayanlar 50 erkekler 55. 3600 kısmı. O dedi olacak dedi bana. Olacak dedi. Dedim ne zaman olacak? O en yakın zamanda dedi olacak dedi. O dedi e, meclise dedi. O dedi olacak dedi. Yani o ona dedi kafaya takmanıza gerek yok dedi. O iş olacak dedi. Vallahi dedim olacak olacak ama dedim biz dedim bunu seçimlerden önce bekliyoruz dedim. Makullar olarak dedim. Seçimlerden önce bizim yüzümüzün gülmesini istiyoruz dedim. Çünkü dedim ben YouTube'a kanal video çektiğim için dedim. Ben bütün mağduriyeti insanları görüyorum dedim. Hepsi kararsız. Hepsi ne yapacağını bilmiyor dedim. Bu yüzden dedim bunu dedim seçimlerden önce çözülmesi lazım dedim. Ondan sonra işte veya konuştuk. Ondan sonra bir bağkurlu daha geldi. Bir bahkurlu daha geldi. Bir bağkurlu daha geldi. Veya 10-15 tane bağkurlu geldi. Veya konuşma oldu. Aynı şekilde onlar da öyle benim gibi dertlerini, o şeylerini şey yaptılar başkan adayına. Başkan adayı dedi mecliste dedi bu konu çözülecek dedi. Ama dedi valla dedim ben işte bunun dedim seçimlerden önce çözülmesini istiyorum dedim. Yani seçimlerden önce çözülürse dedim bağ kurulu, mutlu olursa dedim siz de mutlu olursunuz dedim. Ben yani söyledim. Mutlu güldü. İnşallah Allah'ın izniyle bu hiç seçimlerden önce inşallah çözülür. Bak televizyonlarda böyle düştü dediler. Düştü dediler. O YouTube'da atıyorlar. Düştü de düştü. Düştü de düştü. Yani yalan haberlerden bıktık artık. Biz gerçek haberler istiyoruz. Gerçek haberler. Gerçek haberleri istiyoruz. Bağırlı mutlu olsun. Bağırlı mutlu olduktan sonra da ben bunu tahmin ediyorum ki herkes de mutlu olur. Buradan görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kısa videomu da buradan çekiyorum.